Gerçek Vaat 2 operasyonu, özellikle bu saldırılar sonrasında bakın hem İsrail'den hem de İran'dan açıklamalar geldi sayın seyirciler. Peki ne deniyor? Tahran operasyonların devamı gelecek diyerek Tel Aviv'i uyardı. Diğer taraftan İran lideri Ali Hamaney direniş cephesinin darbeleri Siyonist rejime acı verecek ifadelerini kullandı. İsrail'den peki nasıl bir cevap geldi? Nasıl bir açıklama var? Tehdit savurmaya devam etti İsrail ve Netanyahu bakın İran bedelini ödeyecek dedi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'i çaresiz bırakan Gerçek Vaat 2 operasyonu sonrası açıklama yaptı. Hamaney, sosyal medyadan yayınlanan açıklamasında direniş cephesinin darbeleri Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu uyardı. Gerçek Vaat 2 operasyonunun İran'ın yapabileceklerinin sadece küçük bir kısmı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, Netanyahu tehditler karşısında kesin bir şekilde duracağımızı bilsin, İran'la çatışmaya girme dedi. İsrail ise tehditler savurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın füze operasyonuyla hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini savundu. İran'a karşılık verecekleri mesaj dile getiren Netanyahu, bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız ifadesini kullandı. İran'ın demir kubbeyi kevgire çeviren operasyonuna karşı İsrail'i korumakta başarısız olan ABD'den de açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'e desteklerinin sarsılmaz olduğunu birkaç kez tekrarladı. ABD ordusuna İsrail'in savunmasına aktif destek sağlaması konusunda talimat verdiğini söyledi. Biden'ın buna karşın henüz İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmediğini söylemesi de dikkat çekti.